Rönesans insanı. Botticelli'nin ilk bahar tablosu Rönesans'ın simgesidir. Floransa, Türklerin aldığı İstanbul'dan kaçan Yunanlı bilginleri hemen kabul eder. Onların varlığı ve matbaanın hızlı gelişimi hümanist fikirlere de kapılar aralar. Hümanizm, eski metinlerin canlandırılması ve teoloji dışında mümkün tek kültürdür. Ama aynı zamanda bağımsızlık, insani mükemmelliyet ve bireysellik arzusudur. Protagoras'ın "her şeyin ölçüsü insandır, insan kaderinin tek sanatkarıdır" sözü yeniden keşfedilir. Bir önceki yüzyıl büyük Dante hala barok alevleri saçarken Boccaccio ve Petrarca hayatın şarkısını çoktan söylemişlerdi. Giotto insanları resmetmiş, Donatello çıplak genç heykeller yapmaya cesaret etmişti. Ah! Nihayet. Girin. Merhaba. Merhaba yoldaş. Bu benim mi? Evet. Buyurun. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu olur mu? Elbette. Gel bakalım. Perikles'in Atinası'yla 15. yüzyıl Floransa'sı arasında paralellik kurulabilir. Gerçekten de 20 asırdır dünya böylesi bir paralellik görmemiştir. 1469'da Floransa'ya Lorenzo de Medici hakimdir. Ve büyük hümanist Fichte'in Eflatun'dan, yani Platon'dan söz eder. Her kültürün nesnesi Tanrı Eflatun'dan. Genç Leonardo ünlü ressam ve heykeltıraş Verrocchio'nun atölyesinde eğitime başlar. Burada taş yontma, bronz dökme, yol yapımı, kalelerin güçlendirilmesi ve resim öğretiliyordu. Çok güzel. Leonardo 3 yıldır burada çalışmaktadır. Hiç fena değil. Öğrencisinin güzelliğine çarpılan Verrocchio bir karar alır. Yapacağı Davut heykeli genç Leonardo'nun çizgilerini taşıyacak. Aa, ne kadar güzel. La 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 la. Ha, şap tüccarı teslimat yapmayacakmış. Malları iyice azalmış ve Volterra kenti bizimle ticaret yapmayı reddediyormuş. Bu pekiştirici madde kumaşların hazırlanması için kaçınılmazdır. Sağ el, sol el ve işte. Nasıl yapmalı? Merhaba. Şap olmadan kumaşları nasıl hazırlayabiliriz sence? Konsülle konuşalım. Gel hadi. Genç Leonardo, Verrocchio'nun atölyesinde işi bitince evine döner. Kendini eğitmek adına vakit kaybetmemek için hemen çalışmaya koyulur ve her şeyi öğrenmek ister. Her şeyi tanımak. Ve bu merakı gecenin geç saatlerine kadar hiç bitmez. Sen oraya, sen şuraya, sen de oraya, tamam mı?
Rönesans döneminde aynı zamanda 7000 isyan, devrim, iç savaş ve benzerleri de yaşanır. Cinayetlere gelince sayısı en iyi hesap uzmanlarını bile korkutur. İntikam! Hem o makul bir adam. Bence ona güvenebiliriz. Bu gibi durumlarla nasıl başa çıkılacağını iyi bilir. Eğer bize ihtiyacımız olan ürünü vermezse gidip başka bir yerden almamız gerekecek. Değil mi? Benim düşüncem bu. Ben her zaman temkinden yanayım. Bağışlama şoklara hazırlıklı olmak gerek. Biri daha sinirli. Bu onun için önemli olabilir ama istersen şimdilik bu konuyu geçelim. Seninle aynı fikirde değilim Gro. O kesinlikle aklı başında biri ve nereye gittiğini iyi biliyor bence. İkiye bir. Hem unutma, biz vergi ödüyoruz. Bu yüzden yetkililerin işletmemizin çıkarlarını gözetmemelerini düşünemiyorum. Sence de öyle değil mi? Evet. Görevim size yardım etmek dostlarım. İnanın bana, ben mesleğimizi korumak için buradayım. Memnun kalacaksınız. Zira istediğiniz şeyi elde edeceksiniz. Hayır hayır, merak etmeyin. Her şey düzelecek. Lorenzo de Medici talebinizi hayır demeyecektir. Şuraya bakar mısın? Voltaire şehri bize şap vermeyi reddediyor. Şap olmadan hiçbir şey yapamayız. O halde gidip kendimiz alırız. Sonunda mesele halledildi. Lorenzo de Medici'yi kimse reddedemez. Sıra sende Leonardo. Soldaki meleği tamamla. Öğrencisinin yeteneğinden çarpılan Verrocchio bir daha resim yapmaz ve sadece heykele yoğunlaşır. Göklerin tanrısı. Leonardo ustasını yaralamış olmaktan büyük üzüntü duyar. Kendini cezalandırmak için asla tamamlayamayacağı heykeller yapmaya koyulur. Bir yanlışlık oldu. Bir gün Lorenzo de Medici ve kardeşi Julien bir ayine katılır. Ellerine fırsat geçirdiklerini sanan komplocular senyörlük sarayına yürürler. Ama orada... Sıradaki. Sıradaki. Medici'lere karşı düzenlenen komplonun sahibi Papa 4. Sixtus amacına ulaşamaz. Ve genç Leonardo aslanlardan birinin hemen portresini çizer. Bernardo Bandini. Ardından Santa Croce Kilisesi'ne gider. Orada Giotto'nun birkaç freskini inceler. Dostu Botticelli Roma'dadır. Çok sevdiği ustası Verrocchio, 1. Bartolomeo Colleoni'nin heykelini yapmak için Venedik'tedir. Kendi de merakını çeken her şeyin peşinden koşmaya devam eder. Hiç parası yoktur, ancak Milanlı bir soylu olan Ludovico Sforza'nın huzuruna çıkmayı başarır. Saygıdeğer senyör, edindiğim deneyimlerden sonra size bazı sırlarımı açıklamak istiyorum. Tüm kale ve hisarları yıkacak olanaklarım var. Taşınması kolay ve kullanımı çok pratik toplar yapabilirim. Denizde savaşmak için çok sayıda makinem var. Her yeri kapalı, içine asker girebilen ve düşman hatlarına dalıp yok edebilecek arabalar yapabilirim. Barış zamanlarında muhteşem mimariler yaratabilirim. Resimde ise sanırım diğer her şeyde olduğu gibi mümkün olan her şeyi yapabilirim. Ah, bir de Eflatun'u okuyabilseydim, o zaman bana soytarı gözüyle bakılmazdı diye düşünür Leonardo. Şuraya bak, vakit ne çabuk geçmiş. Merhaba Üstad Pierre. Pierre, evet. Piero. Burada olmana çok sevindim. Sana bir şey göstermek istiyorum. Hadi buradan. Gel. Nereye? Bunu şimdi yapmalıyız. Hadi. Hadi. Derdin ne senin? Iskaladın.
Ey kadınlar, saburganlığınızla Tanrı'yı kışkırtıyorsunuz. Davranışlarınızla, dekoltelerinizle ve yüzünüze sürdüğünüz farlarla kendinize gelin. Üçe üç etti. Peki 1490'da Milan'da Ludovico Lemor'un yanında olan dostumuz Leonardo'ya ne oldu dersiniz? Bir süre önce küçük Salino ile tanıştı ve onu evlat edindi. Evin bu tarafta mı? Hadi, hadi! Ey! Ama çocuk ona fazla neşe vermeyecektir. Kitaplar, kitaplar, kitaplar! İşte bu. Projelerinden çok azı tamamlanır. Sadece Cecilia Gallerani'nin portresi ve bir müzisyenin portresi hariç. Yine de büyük bir projesi vardır. Birinci Francesco Sforza'nın dev heykeli. Ama renklendirmeden önce atlar ve bronz rengin değişik yöntemleri üzerine bir şeyler karalar. Bu arada şan, dans ve saray kostümleriyle ilgilenir. Çabuk getir onu. Hemen efendim. Efendim sizi istiyor, ölmek üzere. 1492'de muhteşem Lorenzo Savonarola tarafından günahları bağışlanmadan ruhunu teslim eder. Ve Savonarola birkaç yıl sonra tanrılaştırılacaktır. Hadi sökül paraları. Hadi her şeyi dağıtın. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Küçük çocuklar uslu olmalı yoksa baba çok kızar. Kolye hiç fena değil. Ver onu bana. Ver. Evet, hadi, hadi. Temizlenin. Günahlarınızdan temizlenin. Kutsal şeylerin dışında aradığınız mutluluktan kurtulun. Oh hayır, bu güzel bir tablo. Henüz vaktiniz varken tövbe edin. Ancak Savonarola'nın zaferi fazla uzun sürmeyecektir. Onunla birlikte Orta Çağ'ın son bariyerleri de yıkılacaktır. 1498'de Vasco de Gama Hindistan yolunu keşfeder. Ondan 6 yıl önce 1492'de Lorenzo de Medici'nin öldüğü yıl Katolik krallar İspanya'yı yeniden fetheder ve Kristof Kolomb'u Amerika'nın keşfi için yolculuğa gönderirler ve Alexander Borgia papalık tacını giyer. Fransa'da ise bir gün Leonardo da Vinci'nin içinde hayatını kaybedeceği Amboise Şatosu'nun inşaatına başlanır. 15. yüzyıl sonunda Montaigne ölmüş İsa tablosunu yapacaktır. Leonardo Mantua yolu üzerinde Isabel d'Este'in portresini yapar. Ardından Floransa'ya tekrar döner. Dostumuz biraz yaşlanmıştır. Sakalı beyazdır. Peki onca yıl ne yapmış olabilir? Genelde her şeyden biraz. Geometri çalışmaları, farklı mekanizmalar, ağırlıklar, ışık yansımaları, dokuma mesleği, hidrolik, bilyeli rulmanlar, piktogram ve daha yığınla farklı şey. Tıpkı Leonardo'nun bir gün evrensel düzeyde basit şeyler diyeceği gibi. Da Vinci kendisine sipariş edilen bir resmi yapmak için Santa Anna Manastırı'na yerleşir. Çalışma ilerler. Cesar Borgia tarafından baş mimar ve askeri mühendis olarak atanan Leonardo planları inceler ve çalışmaları denetler. Burayı yataylaştıracağız. Kaleyi de buraya inşa edeceğiz. Böylece kenti almak imkansız olacak. Üstad 1503'te Floransa'ya yeniden döndüğünde artık önemli biri olmuştur. Verrocchio'nun atölyesini artık eski arkadaşı Di Credi yönetmektedir. Aynı yıl Ferrara Üniversitesi Polonyalı genç bir öğrenciye diplomasını verecektir. Nicolas Kopernik. Leonardo da Vinci bu arada büyük bir tablonun eskizleri üzerinde çalışmaktadır. Anghiari Savaşı. Evet, bu çok büyük bir tablo olacak. Savaş, atlar, evet kesinlikle çok doğru. Harika. Ne? Üçe dört. Hayır, dörde dört. Evet, evet.
Ne kadar güzel bir kuş bu. Bu kesinlikle bu uçuyordur. Evet, şöyle, efendim? Şu şekilde. Hadi uç. Doğadan ilham almak gerek. Bu kadar da fazla. Parasını kim verecek? Hey! Ne var? Oo, saygıdeğer senyor. Tamam. İşte oradalar. Saldır, ikisini de parçala. Hadi şu ikisini parçala, göster günlerini. Göster günlerini. Hadi, hadi, hadi. 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 İşte böyle. Beşe beş. Çok kurnaz biri. Çok güçlü biri. Hadi, ben de eski bir müttefiğime benziyor diyordum. Projeni görelim üstad. Elbette göstereceğim dostlarım. Bu freski nereye yapacaksınız? Bu duvara. Nasıl? Ya benim projem? Benim projemi ne yapacaksınız ha? O duvar çok iyi ışık alıyor. Onu ben de istiyorum. Onu sana vermem. Sen bir aç gözlüsün. Genç ve yetenekli Michelangelo Buonarroti'nin karakteri pek iyi değildir. Eski bir dostu bulduğuma çok sevindim. Bunu kutlayalım. Yeni dostluğumuza içelim. Hadi şerefe. Evet. Beşe altı. Evet. Eşitlendi. Oradan geçen Da Vinci ve Di Credi çok genç bir ressama daha ilham olacaklardır. Raffaele. Sonra hepsi birden Botticelli ve Perugin'le birlikte genç Michelangelo'nun son eseri Davut heykelinin nereye konacağına karar verecek komisyonda yer alırlar. Dokunma ona! O kararı ancak komisyon alabilir. Hakkı verilmiyor. Michelangelo ve heykeli 2 yıl sonra unutulacaktır. Bu dekolte, evet. Evet. Bu biraz fazla oldu. Gelelim yüze. Evet, yüzü nasıl yapmalı? Bu oldukça ilginç. Bekleyin. Saygılar madam. İzin verir misiniz? Evet, burası. Evet, şimdi de biraz gülümseyin lütfen. Bu kadar yeter. Olmuyor. Artık görmek istemiyorum. Böyle hiç olmazsa huzurluyum. Bu hiç de fena olmadı. Biraz şansla mümkün olabilir. Uçmak, salayı buraya gel. Uçan makineme bak. Bacak ve kollarımızı kullanarak uçabiliriz. Ve sen tarihte uçan ilk adam olacaksın. Ben mi uçacağım? Mümkün değil. Bir gün buna pişman olacaksın. Sen de uç. Al. Saygıdeğer seyyar. Sakar şey, seni gönderiyorum. Makinemle uçması için bir gönüllü arıyorum. Kanatları çalıştırmak için pedal çevirmek gerekecek. Ben gönüllüyüm. Ben çok daha iyi pedal çeviririm. Kafam karıştı. Pekala, ikiniz de gelin. Yukarı çıkınca sadece atlamak yeterli. Oldukça yüksek. Korkuyor musun? Ben korkmuyorum. Ama korkarım, sen çok ağır gelirsin. Yerde koca bir çukur açar. Seni uyarmıştım. Tanrım, uçuyor. Aradığım gülümseme bu. İşte aradığım gülümseme. Kes şunu, kes, yapma. Hep birlikte Arno Vadisi'ne gittiklerinde üstad çok ilginç bir şey keşfeder.
Kutsal kitaptaki teoriye göre fosiller tufan sonucu tamamen dağlarda birikmiştir. Eğer öyle olsaydı diye düşünür Leonardo, kabuklar çamura karışmış olurdu. Birbirlerinden ayrılırdı. Toprak katmanında düzenli olarak sıralanmazlardı. Kıyı boyunca kazalım. Üstad dogmadan kuşkulanır. Aynı dönemde İspanya'da bundan daha azı için bile yanardınız. Evet, tam da düşündüğüm gibi bu durumda teorileri kesinlikle tutarlı değil. Dur! Hala nemli. Bu asla kurumayacak. Ha? O da ne? Onunla ne yapmayı umuyorsun? Biraz bekle, göreceksin. En güzel duvarı böyle bir sonuç için mi istiyordunuz yani? Ha? Leonardo verdiği hizmetler için alması gereken ücreti istediğinde kendisine bakır paralar verilir. Ülser olan Leonardo kenti terk etme kararı alır. 1506'da Roma'da Baramente yeni bir Saint Pierre Bazilikası'nın inşasına başlar. Bu çalışma 5 yıl sürecektir. 1508'de Michelangelo Sixtine Şapeli'nin tavan fresklerine başlar. Dostumuz Leonardo'ya gelince, o benim fikirlerim başkalarının sözünden daha çok deneyden geçmiştir. O halde onları deneyin diyecektir. Farklı müzik aletleri, mekanik tambur, geometri çalışmaları, farklı mekanizmalar, dişli çark, saat mekanizması ve daha bir sürü şey. 1510'da ki Kopernik'in güneş ve gezegenler teorisini açıklamasına ve dönemi için bir devrim yaratacak kitabını yayınlamasına henüz yaklaşık 30 yıl vardır. Leonardo ise anatomi dahil merakının sürüklediği ne varsa en küçük ayrıntısına dek inceler. Paraşüt ya da bisiklet. Üzerine zincir geçirilmiş palet benzeri tekerlek. Buna benzer bir şeye sahip olmak için henüz 400 yıl beklenecektir. Leonardo resim üzerine de bir inceleme yazar. Boş zamanlarında ise resim yapar. Bir türlü olmuyor. ...1512... Michelangelo Sixtine Şapeli duvar resimlerini tamamlar. Evet. Hiç de fena görünmüyor. Rafael son kompozisyonlarından birini ustasına gösteriyor. Eflatun'u görüyorsunuz. Aslında o sizsiniz. Bana siz modellik ettiniz. Bramante Saint Pierre üzerinde çalışır. Da Vinci'ye gelince bu kez kendi portresini yapar. Artık çıkmalıyım. Sana eşlik edeyim mi? Hayır. Pierre. Evet. Buna pişman olacaksın. Ama Da Vinci'ye karşı komplolar yoldadır. Onu kadavrayla günah işlerken gördüm. Onu kadavrayla günah işlerken görmüşler. Kadavrayla günah işlerken görmüşler. Şimdi biraz da bundan ekleyelim, evet. Garip bir karışım hazırlıyordu. Gözlerimle gördüm. Oh! Garip bir şeyler yazıyordu. Cadılık gibi bir şeydi. Oh! 1516. Leonardo lekelenir. Aynı yıl Musa heykeliyle doğruğa çıkan Michelangelo, Kral 1. François tarafından onurlandırılır ve huzuruna kabul edilir. Bizimle gelmiyor musun? Hayır, başım ağrıyor. Nasıl istersen. Derken Da Vinci Fransa'ya döner. Oğlu Salerno'yu almadan. ¶¶
Bu tabloyu istiyorum. Majesteleri La Joconde tablosuna sahip olmak istiyorum. Hayır hayır, söz konusu bile olamaz. O satılık değil. Bu altınları majesteye geri sana götür. Beni duydunuz mu? Hiç hoşlanmayacak. Hayır 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 hayır. Ver şunu bana. Ver diyorum. Hayır durun. Size tüm altınlarımızı getirdim üstad. Başka da kalmadı. Hepsini geri götür. Ah, yüceler yücesi tanrım. Yalvarırım efendim, onu geri verin. Teşekkür ederim majesteleri. Madem bunu çok seviyorsunuz, söz veriyorum öldüğümde o sizin olacak. Leonardo tablosundan çok az yararlanır. 1519'da hayata veda eder. Cortez Meksika'dadır. Magellan dünya turunda. Şarken imparator olur.